Şöyle gelmişken arkadaşlar, şurada size göstereceğim bir tane patates kızartma yeri var. Adı da Patat Butik. Yani patates kızartması butiği. Değişik bir isim değil mi? Şu köşede hemen. Bir bakalım. Bir kere yedim buradan. Güzeldi. Bakalım aynı şekilde duruyor mu? Bir sene falan oldu burada. O patates kızartmasını yiyeli. Şöyle bir yer arkadaşlar. Frit butik diyor. Frit de patates demek. 2023'te ödül kazanmış. Böyle yapıyor arkadaşlar. Burada. Patatesler kızarıyor arkadaşlar. Butik dedikleri işte böyle bir yer. Burada oturup yiyeceğiz. Şöyle gelip şurada oturup yiyebilirsiniz arkadaşlar. Patates kızartmanızı. Dolgu düştü. Onun için geldim. İşimiz bitti. Bakın eski bir diş şeyi. Çıkalım. Dışarı çıkalım. Yağmur yağıyor arkadaşlar. Evet, iki tane dolgu yaptı. Ama iyi oldu, sağlam oldu. Taş gibi oldu. Yağmur yağıyor, bisikletle geldim. Nasıl gideceğim bu yağmur altında? Islanacağım. Ne yapalım? Varsın, ıslanalım. Şeker küpü değiliz ki yağmuru görünce eriyeceğiz değil mi? Öyle arkadaşlar. Dişçi, diş hekimi sorunumuzu hallettik. Devam edelim. Ha. Şimdi dişçi ederken ne kadar tuttu, ne oldu? Belki merak edenlere şöyle söyleyeyim. Sigorta paketimin içinde burada dişçiye ayrı sigorta edebiliyorsunuz. Yani mesela birinci paket 250 euro oluyor. 250 euroya kadar olan masrafları ödemiyorsunuz siz. Veyahut da 500 alırsınız veyahut da 1000 euro alırsınız. Eğer 500 euroluk, 300 euroluk, 250 euroluk masrafınız olduysa o 500'den 1000'den düşer. Geri kalan kredinizi bütün sene boyunca harcarsınız. Ha, böyle bir paket aldığınız zaman tabi aylık prim, sigorta priminiz bir 8-10, 10-15 euro, 10-15 euro falan yüksek oluyor. Ama olsun işte, böyle bir probleminiz olduğunda en azından şimdi benim iki tane dişe nereden baksan 250-300 eurodur. Cebimden ödemeyeceğim, sigorta alayım. Öyle olacak arkadaşlar. Onu da bilgi olaraktan vereyim dedim. Evet arkadaşlar, bakın. Yine yollardayım. Bakın North Plain. Nereye gidiyorum arkadaşlar? Şöyle bisikletime bindim. Kulaklıklarım bozulmuş. Bir tanesi ses geliyor, bir tanesinden gelmiyor. Onun için kendime bir tane kulaklık alacağım. Biraz da bayat ekmeğim vardı arkadaşlar. Yani bayatlamış ekmek. Onlar da şurada güzel arkadaşlarıma vereceğim. Karınları doysun. Soğuk kış günü. Benim videolarımda görmüşsünüzdür. Ben
kuşlara, diğer canlılara da ara ara, her zaman olmasa da bayatlamış ekmeklerim olduğu zaman atıyorum, veriyorum. Karıları da yiyor arkadaşlarım. Şimdi de aynı şekilde onu yapacağım. Oradan da kulaklığımı alıp eve geri döneceğim. Soğuk arkadaşlar, bugün çok soğuk. Gerçekten soğuk. Ellerim dondu yani. Bakın arkadaşlar bekliyor burada. Hadi hep beraber bu arkadaşları bir doyuralım. Şöyle ekmeklerimi koydum. Bu arkadaşlar güvercin ve şunları bilmiyorum ne olduğunu. Karga mı oluyor onlar da? Şunlar karga oluyor. Onlar yiyorlar bir şeyler. Bu arkadaş bu ekmeği gördüğü anda bakın yanıma kadar geldi. Şimdi ne yapacağız arkadaşlar? Şöyle ekmeklerimizi açacağız. Şöyle bakın. Bu ekmek Faslı arkadaşların yaptığı ekmek. Onların tarzı. Güzel oluyor bu ekmek. Bizim pideye benziyor. Ama çabuk bayatlıyor yani. Bir gün sonra serteliyor. Hatta ikinci gün artık yenmeyecek hale geliyor. Ama iyi ki de öyle olmuş. Bakın bu arkadaşlar da bundan nasiplensin. Şöyle yapalım. Sana biraz vereyim hemen. Sana hemen vereyim. Al ye. Sizlere de vereyim. Gelin. Bakın nasıl uçup geliyorlar. Martı. Yakalayın ayakta. Ayakta demişim, havada. Anan sizde. Şurada bir de bakın şu ileride yuva yapıyorlar oraya. Yani geçen videomda da söylemiştim. Yuva. Bu anne yuva yapıyor yavrularına. Hatta demiştim neydi, beni sizler buraya çöp atmış diye. Onlara da vereyim biraz. Şöyle. Sen de ye. Tam. Bakın nasıl yiyor. Şekilde. Bak 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 nasıl geliyor bak. Bak bak bak. Vallahi yakaladı. Yakala martı. Öyle arkadaşlar, şöyle. Ben ekmeklerimi bu arkadaşlara dağıtayım. Bunların karnını doyurayım. Ondan sonra kulaklığımı almaya gideyim. Biz bitti. Karnınız doydu mu bilmiyorum ama ekmeğimiz bitti. Oldu arkadaşlar. Hem ekrandaki arkadaşlar hem de bu arkadaşlarıma görüşmek üzere diyorum. Şuradan bir kulaklığa bakalım. Hangisi bize uygun olur? Bir görelim. Şuraya bisikletimizi park edelim. Şöyle de bakalım neler var. Bakın tavalar var. 9.95, 7.95, 7.50. Ayakkabılar var. 9.95. Bulaşık tabletleri var. 26 tane içinde. 3.49. İçeri bakalım. Oh, burası sıcacık ha. Vallahi. Şöyle bakalım arkadaşlar. Şu şekil var. 3.99. USB-C'ye girişli. 3.99 diyor ona. Grundig'in var arkadaşlar. Grundig'inki herhalde kaç tam bilemedim. Pulsar'ın var şu. 2.99. Philips'in var. 5.99. Eski kulaklarım Philips'ti.
Ondan bayağı memnun kaldım. Bayağı uzun zaman kullandım ama bir tanesi bozulduğu için ben yine Philips alayım arkadaşlar. 5.99'a da iyi oluyor. Böyle de var bakın. 89 kuruş. Tek kullanmamak mı ne acaba? Nere? Girmişken şöyle bir bakalım mı? Ampuller var. Şuradan kamping bölümüne bakalım. Şunlar neymiş ya? Şöyle. Nasıl bir şeyse. Süs mü acaba? Herhalde süs. Stek sirek diyor. Şu da böyle ilaçlama sistemi herhalde. Çiçekleme, çiçekleri sulama sistemi. 2 litre diyor. 2.99. Bakın fare kapanı var. 67 kuruş. 3'lü set. Sinekleri yazın tak tak yapmak için. 3 tanesi 59 kuruş. Yani 20 kuruşa geliyor tanesi. Şu şekilde bahçenizde de bir şeyler yapmak için 1.77. Şöyle duvarlarınızı dekore etmek için 19.95 diyor. Güzel. Bahçe parasolu katlanıyor. 34.95. Şu şekilde etajerler var. Çeşit çeşit şeyler var işte arkadaşlar yani. Balık tutmayla alakalı eşyalar var burada da. Balık tutmayı seven arkadaşlar belki ilginizi çeker. Olta. Bakın bu olta 9.95 böyle. 9.95'e olta. Bir de böyle 4.39'a var. Şunlar da kamping çamaşır ipleri. Kancalı böyle. Yani denizde veyahut da bir belirli yerlerde kalıyorsanız iki ağacın arasına takıyorsunuz çamaşırlarınızı. Asıyorsunuz arkadaşlar. Bayağı kullanışlı. 1.99 diyor. Görüyorsunuz. Kedi, kuş mamaları. Mangallar. Mobil klima. Mini fan. 2.99. Kamping gazları. Şu şekilde limonata yapıp şurada da çeşmesi var. Bakın değişik renkli. 3.99. Görüyorsunuz. Tabaklar var böyle ikili. 1.38. Böyle tuzlar var. Deniz tuzu herhalde. Yarım kilosu 1.99. Baharatlar. Mangal kömürleri. Bakın arkadaşlar, gözlükler var. Dereceli.
yakını okumak için, yani kitap kitap yakını görmek için. Artı 1,5 95 kuruş, 95 kuruş, 95 kuruş. Şöyle gözlüğe bakalım, gayet de güzel, kaliteli gözlük değil mi? Terlikler 5 lira 49 kuruş. $5.95. $5.95 arkadaşlar. Bakın $5.95, $6.95, $7.95 bunlar. İlgisini çeken arkadaşlar izlesin işte. $4.95. $4.95. $5.95. Evde giymek için terlik $5.95. Ayakkabılar, bakın ayakkabılar sağlam, güzel ayakkabılar, spor ayakkabıları $9.95. Güneş gözlüklerine bakın arkadaşlar. Tonla $2.99. Mesela bunlar $1.39. Şunlar $2.79. Şu gözlükler $2.99. Saatler $5.99. Böyle erkekler için böyle koluna takacağın bilezikler $1.59. Bakın böyle lüks, güzel sağlam kolluklar $1.99. Cüzdanlar arkadaşlar, cüzdan $1.69. Daha büyük cüzdanlar var. Hem telefonunu koyuyorsun buraya, hem de cüzdan $3.99. Şapkalar, böyle şapkalar bakın, bayağı güzel sağlam şapkalar, değişik değişik, çeşit çeşit, $2.99 arkadaşlar. Kemerler, erkek kemeri $1.99. Bunlar $4.99 diyor. Bunlar $2.99, $5.95, $4.99. Erkek tişörtleri $5.49. Böyle erkek tişörtleri $12.95. Pantolonlar $9.95. Böyle donlar, boxer short deniyor. İkilisi $4.59. Farklı farklı çoraplar var arkadaşlar bak. Şöyle. Kalın kışlık çoraplar 3 tane var içinde set. $1.99. 3 tane var $2.99. Şunlar biraz daha marka oluyor. 3 tanesi $2.95 kappa. Loto 3 tanesi marka oluyor $2.95. Çocuk ayakkabıları $11.95. Bakın $10.95. Farklı farklı çeşit çeşit. Ümbro ayakkabılar markalı, bunlar da $12.95.
14.95. Fevkalade güzel ayakkabı değil mi arkadaşlar, bak. Çok güzel ayakkabı. Sağlam taş gibi ayakkabı. 14.95. Ya işte şöyle çekeyim. Kadınların iç çamaşırların fiyatlarını da çekeyim arkadaşlar. İkili 2.99. Çocuk şapkaları bakın. 1.99. Yaz için. Bakın çocuk odasına büsbüyük saat. Böyle. 5.95. Bunlar ne oluyor? Battaniye mi oluyor? Evet, battaniye oluyor. Bebek battaniyesi. 75'e 100. %100 katun diyor. Ne oluyor? Katun Türkçesi. Yazarım alta. 4.99 arkadaşlar. Burası öyle bir mağaza ki her şey var arkadaşlar burada. Yani araba sileceklerinden, cam sileceğinden tutun. Boya. Boyamak için boyalardan tutun. Yani. Yok. Öyle arkadaşlar. Neyse. Ben kasaya gireyim. Çıkayım artık. Eve doğru gideyim. Alacağımı aldım. Satacağımı satmadım. Çünkü bir şey satmadım. Sadece aldım. Görüşmek üzere arkadaşlar.